önemi yok. Çünkü o günkü şartlar altında da çalışan insanlar elini taşların altına koyarak çalışma gayreti içerisinde olmuştur. Bugünkü borç, ekonomik dalgalanmalar, krizler, bunların hepsini sizin israfınıza bırakarak söylüyorum. Hepimizin bir daralması ekonomik noktada sıkıntısı söz konusu. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bugün kira gelirlerinin, kira ücretlerinin, asgari ücretin artışlarını gözünüzün önünde değerlendirerek lütfen değerlendirmenizi ona göre yapın. 30 milyon euro borçla aldığımız borç bugün itibariyle 20 milyon euroya düştü Şemsettin Bey. Yani biz sözümüzde durarak euro bazında 10 milyon euroluk bir borcu ödeyerek şu anda görevi devredeceğiz. Birinci mesele bu. Sen rahat ol, dur önce başka şey anlatacağız, bekle. Önce başka şey anlatacağız. Diğer durum, TL bazında açıklayalım. Onu da kimsenin kafasında şüphe kalmasın. 300-310 milyon, 200-320 milyonla aldığımız bir borç, bugün itibariyle 630 milyon, 634 milyon. Bunların size tek tek açıklamasını yapalım ki, işte hiç kimsenin kafasında tereddüt kalmasın. İzninizle oturayım, ona göre söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 277 milyon vergi borcu. 634 milyonun içerisindeki 277 milyon vergi borcu 2030 yılına kadar yapılandırılmış bir borç. Bu belki toplam borcun aşağı yukarı %40'ına mı tekabül ediyor? Herhalde. Biraz önce sordunuz, Hilmi Bey zamanında kullanan Ziraat Bankası borcunu söylediniz. 34 milyon lira Ziraat Bankası'na borcumuz kaldı. 80 milyon liraydı biz geldiğimizde, normal vadesinde ödeniyor. Bunun da 2024'ün Ağustos ayında borcu bitecek. Dörder ay arayla ödeniyor. Emlak Katılım Bankası'na 2026 yılının sonunda ödenecek 64 milyon lira var. Cari borçlar her zaman değişebilir ama benim aldığım not itibariyle 14 milyon cari borç var. Sporculara vadesi geçmiş 2 ay ödenmemiş bir borç söz konusu. Aralık sonuna kadar UEFA'ya ödenmesi gereken 172 bin euro. Bakın bunlar içerisinde bizim şu anda UEFA'da ya da FIFA'da devam eden fakat kesinleşmemiş borçlar da dahil. Bizim göreve geldiğimiz zamandaki o 240 milyon ya da 320 milyonluk aradaki fark UEFA'da devam eden davalardan kaynaklı daha çok. 370 bin euro amirin transferinden kaynaklı kulübüne ödenecek para. Empoko'nun, Konrad'ın, Nikon'un bonservis davaları 1 milyon 300 bin euro. Ve en önemlisi yönetici emanetleri. O da bugün itibariyle biraz ödemesi yapıldı. 131 milyon. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğiniz zaman Konyaspor'un yekun borcu 634 milyon. Tabii alacaklarımız da var. Alacaklarımızın da bir kısmı Aralık sonu, bir kısmı 2024 yılına aktarılan borçlar. Yani burada gayet şeffaf, herkesin anlayacağı biçimde teknik terimlerden uzak bir biçimde anlattım arkadaşlar. 300 milyonluk bir borç deseniz TL bazında 630 milyon, Euro bazında bakarsanız 30 milyon euroluk bir borç, 20 milyon euroya düşürülmüş. Niye euro olarak bakıyoruz?